Geçti gelin köprüden, geçti.
çare. Evet, yine güzel eserler. Yine arkasından kısa da olsa sohbeti sürdürmeye çalışacağız. Şimdi bu işin hevesleri çok. Bu işe gönül verenler çok. Sen de bir genç kardeşimiz, bir genç misafirimiz olarak, türkü dostu olarak bu işe özlem duyanlara, heves duyanlara neler tavsiye edersin? Buradan ne gönderirsin onlara yani? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Artık devrimizde bilindiği üzere eğitime çok fazla önem veriyoruz. Ben belki buradan birçok insan bana kızacak ama mutlaka eğitimin şart olduğuna inanıyorum. Bu illa da okul okumakla ilgili bir şey değil. Ama yetenek, en başta yetenek. Yeteneğin üzerine işlemek, o yeteneği çok daha güzelleştirmek demektir. Şimdi ben buradan ahkam kesmiş gibi olmayayım. Ben de çok gencim, ben de bunları henüz yapıyorum dediğim gibi. Ama ben en azından kendi yaptıklarımın doğru olduğuna inanıyorum ve yarın bir gün arkama baktığım zaman bu işi bilinçli yapmanın verdiği huzuru taşıyacağıma inanıyorum. Şimdi bana birçok insan şunu söyleyecek. Şu ana kadar bizim işte duayenlerimiz, halk müziğinin birçok duayeni var. Onlar eğitim mi almış diyecekler belki ama hayır. O zaman zaten bu şekilde çok fazla eğitim üzerine düşünmüyordu bir. İkincisi usta-çırak ilişkisi çok iyiydi. Evet. Ama artık devrimizde usta-çırak ilişkisi çok da fazla kaldı diyemem. O kalmadığından işte. Yani. Evet, kalmadığından. Eğitim şart diyorum. Çünkü insanlar artık çok da fazla müziğe yönelmeye başladılar. Çok da fazla özlerine dönmeye başladılar. Özellikle evet. Türk müziğinden bahsediyorum. Dolayısıyla her şeyin başı eğitim diye düşünüyorum. Yetenekleri işlemenin her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Sezen teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Türküleri yorumluyorsun. Türküleri icra ediyorsun. Evet. Türkü okumaya devam et.